Bir istihbaratçı gözüyle baktığın zaman Abdurrahman, İran'ı kim yönetiyor? İran'ı Amerika yönetiyor. Çok net. Net, net bunu mu söyleyebilirsin sen? Çok net yani. Yani bunu görmemek 1979'da İran devrildikten sonra Hümeyni nereden geldi? Paris'ten geldi. Eğer burada da darbe olsaydı nereden gelecekti? Pensilvanya'dan gelecekti. Model aynı aslında, çok şey yapmaya gerek yok. Şimdi bu vuracağız şey, bunlar tanıtım. Hani bir saldırının tanıtımı, teaser'ı, jeneriği olmaz ki değil mi? Onun gibi. Şimdi bu İran'ın ve İsrail'in, ABD'nin ortaklaşa bir tanıtım propagandası gibi geliyor bana. Şimdi bakın neyi konuşuyor? Seçime yönelik de değil mi şeyleri var. Bak İran tehdidi var falan diye iç siyasette de kullanacaklar şimdi onu. Şimdi İran gibi istihbaratı güçlü. Mesela Almanya ile 200 yıldır istihbarat... Sözde güçlü diyelim. Şimdi şöyle, ben sözde değil, güçlü İran. Şimdi bugün İran 1970'li yıllara, 80'li yıllara gelin. Türkiye'de kaç tane İranlı öldürüldü? Hepsini İran öldürdü. Bakın 80'li yıllardan bahsediyorum. İran istediği zaman dünyanın her yerinde suikast yapabilecek bir gücü varken, istihbarat gücü varken, bugün İsmail Haniye'yi öldürdüğü zaman günlerdir onu konuşuyoruz. İran'ın bugüne kadar dünyada herhangi bir İsrailli birisine, bir diplomata veya başka birisine bir suikast yaptığını gördünüz mü? Yapamaz mı? Yapabilir ama yapmıyor. Demek ki başka bir şey var. Şimdi siz buradan 60 tane roketi yolluyorsunuz. Böyle ateri oyunları olur ya, basarsınız böyle, onlar oradan vuruyor. Jenerik, böyle tamamen tanıtım. O oradan yolluyor, bu buradan yolluyor. Bir şey yok. Etkili bir şey yok. Şimdi siz İran'ın istihbarat başkanı, genel istihbarat başkanı, Shin Bet'in başkanı ne dedi? Aylar önce biz dedi Katar dahil, Türkiye dahil her yerden dedi vuracağız dedi. Türkiye büyük bir gücüyle, Erdoğan başta, Hakan Fidan ve istihbarat servislerini yap da görelim dedik. Doğru mu? Neden burada herhangi bir suikast olmuyor? Çünkü yaptırımları ağır olur. Ama İran'ın göbeğinde, yani Kasım Süleymani havalimanında vurdular. Doğru bizdeki mu? Bizim MIT hem Mossad'ı hem İran'ı takip ediyor. Gerekirse ikisine de operasyonlar yapıyor değil mi? İkisine, Fransız'a yapıyor, Alman'a yapıyor, Çinli'ye yapıyor, Koreli'ye, Amerika'ya, herkese yapıyor. Benim ülkemde diyor ameliyat yapamazsınız diyor. Ama ondan bağırıyorlar, çağırıyorlar, 60 tane roket. Hizbullah dün 60 tane roket. Ne oldu? Kaç tane kişi öldü? Hiçbir şey yok. O yüzden bunların tanıtım propaganda amaçlı. Siz İsrail'in Londra'da bir büyükelçisini öldürün bakayım, dünya aylarca konuşur. İstese İran bunu yapamaz mı? Dünyanın her yerinde istihbari şeyler var. Amerika'yı ben geziyorum. Bütün dünyayı geziyorum. Her yerde, Türkiye'de. Geçen sene Türkiye'de rekor ev alanlar kim? İranlılar. Bunların kaçı istihbarat servisiyle bağlantılı? En az binde biri olsa bile 1 milyon konut satılmış İran'a. Geçen sene, bu sene. 1 milyon. 1 milyon İranlı'dan 1000 tanesi istihbaratçı değil mi? Bunlar tamamen servisle çalışan, aile görüntüsü veren ve sadece Türkiye'de, dünyanın her yerinde yapılanan, Kanada'da ağır, İran'ın Kanada'da çok ağır. Ama bu anlattığından şunu anlıyorum ben. Bütün bu yapılanmayı Amerika adına yapıyor bunlar. Tabii kendi canım, adlarına değil. Yani aynı bizdeki FETÖ gibi. Aynen. Gerçekten siz İsrail'e darbe vurmak isterseniz bir suikast yaparsın, 6 ay konuşturursun. Bunlar öyle bir şey mi? Senin Kasım Süleymani gibi İran'ın en büyük komutanı, Orta Doğu'dan, Suriye'den sorumlu adamını öldürüyorlar. Havalimanında sesin çıkmıyor. İşte Fuat Şükür'ü öldürüyorlar Lübnan'ın ortasında. Evet. İsmail Haniye'yi, sizin konuğunuzu öldürüyor. Siz devamlı düğmeye basacağım. İşte bu gece yapacağız, yarın yapacağız. Bunlar hepsi yalan dolan. Ben inanmıyorum. Yani siz etkili bir saldırı yaparsanız, ben yapsın demiyorum. Ama yapabilecek bir gücü olan bir devletin yapmamasını bu biz oyun oynuyorlar. Yani bize yapacağız. İşte bu gece toplandık. Edeceğiz. Kendi Cumhurbaşkanı'nı helikopterini bulmak istemeyen bir İran'dan bahsediyorum. Evet. Bakın. Türkiye'ye Akıncı İHA'mız gidip bulmuş adam, canlı yayını bütün dünya izlediği halde ne dedi? Biz bulduk dedi. Yalanında bu kadar olmaz. Yani başka bir şey var. Ne diyor? Biraz önce Sayın Büyükelçimiz şey dedi, nükleer silah geliştirme. Ya Rusya'nın nükleer silahı var. Pakistan'ın var.
Çin'in var, onun var. Hadi kullansınlar. Kolay mı nükleer silah kullanmak? Nükleer silahı geliştirdiğini nasıl ispat ediyor? Ben geliştirdim mi diyor. Yani. Ya geliştirdim dese de kullanmak öyle kolaydır. Şimdi, İsrail'in de nükleer silahı var. Hadi kullanabilir miyim? Nükleer silah başka bir boyut yani. O yüzden İran'ın ben tabii böyle şey altında satır arasında şunu diyor. Biz silahımızı geliştiriyoruz şu an santrifüjlerimiz gece gündüz çalışıyor. Yer altındaki işte şeylerimizi uranyum zenginleşti. Onu bir tamamlayalım da bakacağız. Evet, şimdi, ya tamamlasan ne olur? Senin elinde her tarafın nükleer silah olsa ne yapar? Diyorsun. Sen daha havada yollamadan kafana yersin. Kendi cumhurbaşkanını bulamıyor. Nereyi vuracağını nereden bilecek? O yüzden bunların tamamen Amerika'nın güdümünde bir devlettir. Bunu kesinlikle İranlılar dinleyip bana kızabilir. Hayır kardeşim, gerçek bu yani. Bize evet. Maval okumayın. Bu doğruluğu ben görüyorum ya. Siz bugüne kadar bir tane suikast yapamadınız ama Türkiye'de Ankara'da geldiniz burada Van'da kaçırmaya çalıştınız bir albay. Burada kaç tane İranlıyı öldürmeye çalıştınız? Burada birçok şeyi MİT son 3 yılda 10 tane suikastı engelledi. MİT'in şeyle gelip burada suikasta gerçekten suikast yapmaya çalışıyorsunuz. Ama oralarda hiç ama sesiniz. Dünya hayır evet. Orasıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde topa girmiyoruz. Bu normal değil. Evet. Evet, şimdi İlker Komutan'la da şeyi konuşacağız bu. Suikast, zafiyet mi, kasıt mı ama soru Orta Doğu'daki savaş bu gece mi? Yani büyük savaş yazıyor Barko'da altta. Büyük savaş olacağını ben zannetmiyorum. Küçük? Küçük şöyle olabilir. Şimdi İran tabii ki siber savaşı ya da ne bileyim başka şeyleri yanlış anlamış galiba. Sosyal medyada İşte İsrail mi yeniyor, İran mı yeniyor desek, İran sosyal medyada şeyi yener. İsrail'i yener. Evet. Fakat gerçek hayata... Gerçi sosyal medyada da öyle değil. İsrail'le ilgili negatif bir şey olduğu anda her şey sansürleniyor. Evet, sansürleniyor. Onu da şu an yaşıyoruz. Bir de araya gireyim komutanım. Takas operasyonunu gördünüz. Ona da geleceğiz. Bir tane İranlı var mı? Hep Ruslar. Yani Amerikalı da yok yalnız orada galiba. Evet, evet. Yani Amerikan orada, vatandaşı var. Orada, o Rus orijinli. Orada hepsi Rus. Hepsi Rus değil mi? Evet. Şimdi. Hepsi Rus. Şimdi, bir tane İranlı yok. Yani. Evet. Sosyal medyada dediğiniz gibi zaten İsrail müdahale ediyor. Küresel çete müdahale ediyor. Kendilerinin işine gelmeyen şeyleri hemen durduruyorlar. Onu da konuşacağız. Şimdi İran bir devlet. Elbette ki bir devlet teşkilatı var. Binlerce yıllık bir geçmişi var, silahlı kuvvetleri var, imkan kabiliyetleri var, yaptığı silahları var, kendilerinin yaptığı, işte Rusya'dan aldıkları var falan filan. Fakat istediğiniz kadar silahınız olsun, istediğiniz kadar imkan kabiliyetiniz olsun. Siz bunu kullanma konusunda bir iradeniz var mı? Şimdi yani şeye katılıyor musun Abdurrahman'ın dediğini? İran'ı Amerika yönetiyor diyor. Yani tam olarak Amerika yönetiyor demeyelim ama Amerika'yı yönetenler yönetiyor diyebiliriz. Yani Amerika'da neticede bir küresel çetenin elinde değil mi? Bir aparatı değil mi? Ben ya zaten aynı şeyi yaşıyor Amerika ile İran. İkisinin de siyasi liderlerine suikast yapıyor bu küresel çete değil tabii, mi? Benzer şey. İran olmasa Amerika kendi halkını neyle korkutacak? Seçimler konusunda veya işte neden ben Orta Doğu'dayım sorusunun cevabında Amerika İran'ı hep kötü olarak gösteriyor. İran da Amerika'yı kötü gösteriyor. Netice itibariyle bunlar ikisi de danışıklı dövüş yapıyorlar. Fakat burada İran'ın neden bu gece olmaz? İran sanırım Rusya'yla bir takım görüşmeler içerisinde ve eğer İran'a bir saldırı olursa hava saldırısı, füze saldırısı bu füzelerden ve uçaklardan... Oldu hocam, komutanım oldu, sürekli oluyor. Yok, yani İran'a da artık saldırı... Daha kapsamlı bir şey olur. Şimdi İran diyelim ki bir şey başlattı. Bunun bir revanşlı karşılığı olacak. Buna karşı kendini korumak için Rusya'nın hava savunma sistemlerini muhtemelen getiriyor İran'a diye düşünüyorum. Bu bir. Bu sürede onu yapıyor. Yani S-300'ler, S-400'ler gibi yani, falan gibi mi? Bir takım sistemlerini getiriyor. Bir de tabii ki dünya... Herkes bir beklenti içine girdi. Az önce Kurtuluş'un dediği gibi daha ilk Haniye suikastı rahmetlinin şehit edilmesinden sonra kısa bir süre sonra işte o gece Siyonist rejim bitti. Müthiş büyük bir iddiada bulundular. Şimdi bu beklentiye karşılık da ciddi bir şey yapmaları lazım. Bunu koordineli olarak Yemen'deki Husilerle, işte Lübnan'daki Hizbullah'la
ve kendileri ve diğer vekalet unsurlarıyla mı yapacaklar? Kendisi daha önce yaptığı gibi işte yüzlerce drone ve füzeyi gönderip onların işte havada vurulmasından sonra işte başarılı olduk diye bir şey mi söyleyecek? Amerikalılara önceden arayıp şu saatte atıyoruz mu diyecekler? Şimdi bütün bunları hepimiz bekliyoruz. İran çok zor durumda. Şu anda öyle bir köşeye sıkıştı ki şunu söyleyeyim, yani oranın yerli milli unsurlar da illaki vardır devlette. Bunlar çok zor durumda. Ne yapacaklarını bilmiyorlar, şaşırdılar. Komutanım, siz bir askersiniz. Şu İran devletinin karizması nereden nereye gelirledi? Onu yani şu anda bir devletin bir itibarı kalmadı. Değil mi? Eskiden böyle... Oturup bir başka bir devlet bir anlaşma bile yapamaz. Çünkü anlaşmaya... Karizma sıfır. Anlaşmaya sadık kalacak iradesi yok. Yok değil mi bu anlaşımda? Cemil Bey, şimdi bunun işte Secil diye, işte ne bileyim Hayber diye, Fettah diye füzeleri var. 2500-2300 kilometre galiba. Yani İran'la şeyin arası, İsrail'in arası 2000-2300 kilometre. Bu menzilde çok ciddi hasar verecek füzeleri var. Önce de kullanmadı, şimdi de kullanacak mı göreceğiz. Neticede buradaki İran devlet aklı başkaları tarafından yönetiliyor. Haniye suikastıyla ilgili zaten konuşacağız. Ama bu savaş bugün olur mu? Ben öyle hemen bir şey yapacağını zannetmiyorum. Anladım. Şimdi Sayın Büyükelçimize gidelim. Bize kısaca, süremiz de azalıyor, bir kısa cevap verirseniz. İran'ı kim yönetiyor? Komutanımız diyor ki Amerika'yı yönetenler yönetiyor. Siz bir diplomat olarak eskiden ne hissettiniz, şimdi bir şeyler değişti mi? Efendim, ben şükür değilim bu sorularla. Sebebi de çok basit. Hümeyni iş başına geldiği andan itibaren yeni bir anayasa yaptı. Bu anayasanın dış politikaya, çok özetle söylüyorum tamam dolayısıyla, bu anayasanın dış politika ile ilgili 4-3 tane büyük maddesi var. Bu maddelerde diyor ki bizim düşmanlarımız ve halihazırdaki korumumuz. 1. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bizim ezeli ve ebedi düşmanımızdır. Buradan hiçbir şekilde geri adım atılamaz. Ne gereği varsa yapılır. 2. Orta Doğu, Orta Doğu derken Yemen filan, bütün Körfez, bunlar hepsini de kapsayacak şekilde. Burası bizim yayılma alanımızdır. Politikamızı da buna göre ayarlamamız lazım. Çok basit bir iki rakam vermek suretiyle bunu da netlik kazandırayım. Efendim, hali hazırda %64'ü biliyorsunuz Irak, Şii. Bu Şiiler aynı zamanda İran'ın da mutlak hakimiyeti altındadırlar. Bunun ötesinde Suriye'de halihazırda İran'ın 500, yani çok net olaraktan daha fazla da olabilir sayı, ama en az 551 tane üssü var ve bu üslerde halihazırda 50 bin muhafız var. Yani savaşmaya hazır insan Suriye'de. Artı Hizbullah'a geliyorsunuz. Hümeyni'nin iş başına gelmesiyle birlikte ilk icraatlarından biri Cezayir'e kadar uzanmak ve burada paralar falan da çok böyle oluk gibi aktı o tarihte. Burada sonuç itibariyle Hizbullah'ın yerleşmesi ve o ülkelerin de bunu kabullenmeleri yönünde bir propagandaya yöneldiler onlarda. Ama netice itibariyle bu diğer ülkeler sonuna kadar götürtemediler bu işi. Sayın Büyükelçim, şimdi bütün bu planlar güzeldi. Bütün bu planları Paris'ten gelen Hümeyni yaptığı zaman ne anlamalıyız ki bundan? Paris'ten gelmiş adam diyor ki ben Siyonistler düşmanım, Amerika düşmanım. Burada bir kayıkçı kavgasının sanki başlangıcı gibi değil mi bu? O darbe yaptıkları anti-Amerikancı mıydı? Değildi, hiç alakası yoktu değil mi öyle? Anti-Amerikancı değildi ama onun da tabiatıyla tarihimize biraz indiğimiz zaman görmek lazım. Biliyorsunuz Şah'ın iş başına getirilişi doğrudan doğruya İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak menfaatiyle 1952'de oluşmuştur. Sebebi de çok basit. Petrolü ben kullanacağım, sen kullanacaksın. Orada başbakan hayır kullanamazsınız, ulusallaştırıyorum dediği andan itibaren onu indirip yerine Şah'a getirdiler. Şah'ın bir ordusu vardı. Onun ötesinde de halkta mutlak bir desteği hiçbir zaman olmamıştır. Şah tam manasıyla oradaki Amerika'nın sesiydi.
Şimdi Hümeyni geldiği zaman Şah'ı indirmekle aslında evvela Amerika'yı oradan kovmak peşine düştü. İkinci bir şey daha yaptı aslında. Çok önemli bir şeydir o da. Bakın İran'daki idari sisteme baktığınızda çok net bir biçimde hep bir ikilem görürsünüz. Nedir bu? Mesela mecliste hem ulema vardır, ayrı bir meclistir bu, hem de aynı zamanda milletvekillerinin meclisi vardır. Paralel gene devlet yapılanması şekilde, gibi değil mi? Bizdeki FETÖ'nün yapmaya çalıştığı. Evet. Ve nedir bunun anlamı? Birisi yanlışlıkla bir ayağa kalkacak veya biraz huzursuzluk yaratacak olsa, diğer kendine bağımlı olan dini kesimler itibariyle de güçlü olan bunları kullanmak suretiyle bunu bastırabilmek için. Şimdi toparlarsanız süremiz mesela, bitiyor çünkü. Toparlayayım efendim çok kısaca. Bakın Reisi ile ilgili olarak gitti. Reisi orada bir kere hiçbir yerde İlker Bey herhalde benden çok daha iyi bilecekler. Böyle devlet başkanlarını, hele önemlilerini aynı uçağın içine koyup da gönderilmezler efendim. Çünkü düştü mü o devleti de götürür. Siz burada ne kadar büyük bir hata ki kuyruğu çarpıyor arkasından vesaire vesaire, onu dahi bulamıyorsunuz. Yani Türkiye yardım ediyor vesaire. Bunlar belki, bunlar biraz benim tevatür efendim. Yani bunlar netice itibariyle bir gerçek değil. Elimine etmek istediklerini elimine etmek için de gereğini her seferinde yapmışlardır. İşte bütün bunları söyledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de buradaki İsrail'le birlikte birinci hedefi, vazgeçilmez hedefi İran'daki bu rejimin değiştirilmesidir. Bunu da içinden bilerek yaşamış ve onlarla tartışmış bir büyükelçi olarak söylüyorum. Çok net. Amerika Birleşik Devletleri İran'la bir müzakereye girmez. Şimdi burada Cumhurbaşkanı seçtik değil mi? Seçtiler daha doğrusu İran'da. İlk icraatlarından bir tanesi olarak ne dedi? Ben Batı ile ilişkilerimi tekrar düzeltmek için ne yapılabileceği hususunda araştırmalar yapmaktayım. Amerika Birleşik Devletleri'nden cevap geldi. Sen kendi işine bak, ben seninle uğraşmaya kararlıyım şeklinde bir cevapla karşılaştı. Şimdi dolayısıyla Orta Doğu'da evet. İsrail mi Amerika'nın 52. eyaletidir yoksa Amerika mı İsrail'in eyaletidir? Eyaleti midir? Bunu evvela bir görmek lazım. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'da şükürü vurdular. Evet. İlk yaptığı açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle İsrail'i yedirmem. Ben İsrail'e sonuna kadar her yönüyle savunmak suretiyle buradaki hayata tutunmasını sağlamaya devam edeceğim dedi. Şimdi bunun da karşısındaki Amerika'nın da en büyük düşman İran. Bakın İngilizlerle Amerikalılar eğer uçaklarla müdahale etmemiş olsalardı, evet sınırlı bir vuruş kabiliyetiyle geldiler. Demir kubbeyi falan da tabii kale almadan düşünmemek lazım. Evet. Ama Amerikan ve İngiliz uçakları uzun menzilli olarak vurmamış olsalar, bunlar evvelki müdahalesinde çok daha fazla zayiatla karşılaşılabilirdi. Evet, dolayısıyla son cümle, Amerika'nın lütfen. Bir temsilcisi değildir. Son cümle değildir. Lütfen. Burada Amerika'nın düşmanıdır ve Amerika bunu nasıl şu veya bu şekilde kontrol altına alınabileceği veya oradaki Hümeyni rejiminin devamının durdurulabileceği hususunda devamlı politika üretmektedir efendim. Yani siz İran'ın samimi Amerikan düşmanı olduğunu düşünüyorsunuz. Efendim anayasasının ve birinci maddesi dış politika konusunda Amerika ve İsrail diye başlıyor. Bunlar benim can düşmanımdır. Peki. Bunlarla kesinlikle anlaşma olmaz diyor. Peki şimdi bunlar hemen yapar mı? Canan Barlas'a gidiyoruz. Lazım. Bodrum'a gidiyoruz. Bu bölümü bize bir toparlasın. Evet. İran samimi Amerikan düşmanı mı sence? Soru bu. İran bence ikilem oynuyor. İran yani bugün aldığımız haberlere göre İran fazla bir reaksiyon gösterirse gerçekten bir 3. Dünya Savaşı sahnesi olacak. Göstermese de Amerika'nın tayin ettiği alçak seviyeli savaş şeysi devam edecek. Ben hep burada bir Amerika'nın tiyatrosunu görüyorum. İran'la Amerika oynuyor. İsrail'le Amerika oynuyor. Yani
Amerika işte şimdi bir yandan silah veriyor, bir yandan bilmem ne kes diyor, ateş kes diyor. Amerika oyununu oynuyor. Bugünkü sahne de bence bir tiyatro. Hiç kimse İran'ın ne tonda cevap vereceğini bilmiyor. Belki de bu son kararlarla değişecek. Bu da belli değil. Öte yandan Amerika İsrail'e de bir Gazze'ye arkandayız diyor. 5 ayrı yönden ateş açtırıyor. Ve bu ateşlerin hepsinin de İsrail'e bir şey getireceğini, dünya tarafından Batı ülkeleri bütün destekliyorlar. Böylece Amerika neyi oynuyor? Ben burada bu tiyatronun Amerika başrolde, Amerika'nın da üstünde tabii küresel çete var. Ama onun altında nasıl güçler daha şekilleniyor? Bunu daha iyi anlamadık gibi geliyor bana. İran burada önemli bir rol oynayacak deniyor. İran daima Orta Doğu'da gizli ve önemli rol oynayan evet. bir ülke olarak tanındı. Bakalım bu gece de bu belki biraz daha anlaşılacak. Evet sayın seyirciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Soru şu, İran bir rol oynuyor ama figüran mı yoksa hani destekleyen oyunculardan mı? Onu anlamaya çalışıyoruz ama bir senaryonun içinde olduğu kesin. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın.